Merhaba sevgili izleyiciler. Sektörün içinden programıyla tekrar karşınızdayız. Her hafta birbirinden kıymetli konuklarımızı ağırladığımız programımızda bu hafta yine Çanakkale'nin çok kıymetli iş insanlarından girişimci Timur Kara stüdyomuzda. Evet Timur Bey, hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim siz. Teşekkürler, biz de iyiyiz. Öncelikle sizi tanıyalım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle teşekkür ederim buradaki programa beni davet ettiğiniz için. İkinci programmış bu sektörün içinde. Çok mutlu oldum. Bu Çanakkale'deki iş sektöründeki insanların tanınması açısından da güzel bir program olacak. Şimdi Timur Kara kimdir? Evet. Çanakkale'de öncelikle kendinizden, geçmişinizden kısaca bahsetmenizi istiyorum. Nerelisiniz? Ne iş yaparsınız? Bayramiçliyim. Yaklaşık 2015 yılından beri de sürekli Çanakkale'deyim. Daha doğrusu Çanakkale merkezli yaşamaya başladım. Daha önce Almanya'da doğdum. Yaklaşık 10 yaşında Türkiye'ye geldik. Sonra ortaokulu, liseyi İzmir'de yatılı okudum. Üniversiteyi İzmir'de okudum. Sonra bir Almanya serüveni başladı. Tekrar 5-6 yıl Almanya'da kaldım. Sonra tekrar Türkiye, Antalya'da kaldım 7-8 yıl yaptığım iş dolayısıyla. Daha sonra 6 aylığına gittiğimiz Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde 8 yıl kaldık. 8 yılın sonunda da artık dedik Çanakkale'ye dönmemiz gerekiyor dedik ve Çanakkale'ye döndük. İyi ki de dönmüşsünüz. Dönmekten dolayı da çok mutluyuz. Olmamız gereken yer Çanakkale. Öyle mi? Şimdi Çanakkale sizi ilk olarak hava fotoğrafçılığı kimliğinizle tanıdı. 7 evet. yıldır burada yaşıyorsunuz. Evet. Doğru mu biliyorum? Doğru. Neden Çanakkale? Neden Çanakkale? Ya Çanakkale'de her şey var. Doğa var, deniz var, dağlar var, akarsu var. Geçmişim var, tarih var. Her şey var. Yani çok sebep var. Dünyanın çeşitli ülkelerini gezdiniz ama evet. Çanakkale diyorsunuz. Daha doğrusu dünyanın çeşitli yerlerini gezdikçe Çanakkale'de kalmamın daha çok sebepleri ortaya çıktı. Yani şimdi Çanakkale'de hep yaşamış olan bir insan bunu pek anlatamam yani onu neden burada yaşamak istedi. Ama dışarıda yaşadıkça hep Çanakkale'de yaşamamın gereken sebepleri daha çok cımbızla çekebildim. Kıymet bilinmiyor sanıyorum burada şimdi doğup büyüyen ve fazla gezme, farklı ülkelere gitme imkanı olmayan insanlar için yaşadığı şehrin, coğrafyanın evet. kıymetini bilmiyor ama biraz daha uzak kalınca belki. Doğru, elimizdekinin kıymetini bilmiyoruz yani öyle söyleyelim. Ben buradaki Çanakkale'lilere söyleyeyim şimdi. Evet. Elimizdekinin kıymetini bilelim, Çanakkale'nin kıymetini bilelim ve o doğrultuda yaşamaya çalışalım. Evet, siz daha önce farklı uğraşlarınız için de Ton TV ekranlarında evet. programlarımıza konuk oldunuz. 2017'de de Çanakkale Troy Air Fest ile çok ses getiren bir havacılık festivali gerçekleştirmiştiniz. Evet. Bundan da bahsetmenizi istiyorum. Troy Air Bu Fest. Bu Troy Air Fest benim yaptığım işimle alakalıydı. Hava fotoğrafçılığı yapıyorum. Havacılıkla Hı-hı. alakalı da hep biz havacılarda şey vardır işte yaptığımız işi çocuklara aşılama hevesi vardır. Yani işin sürdürülebildiği için. Ben de Çanakkale'ye ilk geldiğim zaman dedim ki ya buradaki Çanakkale'de gençlere, yeni nesile vizyonla aşmak için dedim. Bir etkinlik yapalım, havacılık etkinliği. Havacılığı biraz ucundan bulaştırmak istedim. Evet. O dönemde de işte Umur Bey'de gerçekleştirdik biz bunu, etkinliği. Uçurduğumuz 200'den fazla çocuk vardı. Bu çocukları biz sadece uçurmadık, uçuş eğitimi de aldırdık. Ondan sonra etkinlikte de uçağı kullandırdık bu çocukları. Hatta sizin programınızda da yayınlandı haberlerde. Bu etkinlikten sonra da havacılığa aşık olan ya da havacılığı bulaştırdığımız çocuklarımızdan bazıları da şimdi havacılık okullarına gidiyorlar. Bu da bizi Öyle mutlu mi? ediyor. Tabii güzel bir etkinlikti. Çok insan katıldı yani. Ben bilmiyorum ama basının söylediği 35 binin üzerinde bir katılımcı olmuş. Çok ciddi bir katılım olmuş. Olmuştu. Hatta değerli izleyenlerimizle paylaşalım. YouTube'da da videolarınız var. Hatta evet. çocukların uçuş anı falan görüntüleri var. Tabii onlar çok güzel bir mutluluktu. Ya. Onların çok keyifli anlar evet. yaşamışlar ve mesela orada röportajlarınızı falan izleme şansım oldu. Küçük işte 8-10 yaşlarında çocuklar. Ben zaten havacılık okumak istiyorum falan evet. diye böyle büyük bir hevesle gelmişler ya da orada fikri evet. değişenler.
mesleği görme imkanı sundunuz, tanıdınız. Bir çocuğa belki hayatları boyunca çok zor ulaşabilecekleri bir imkan sağladınız. Evet. Bu da çok harika bir hareketti. Tekrar tebrik ediyorum bu çalışmanızdan dolayı, projeden dolayı. Troy Air Fest gibi bir festival planlanıyor mu tekrar peki Çanakkale için? Tabi burada Legoların birleşmesi gerekiyor. Yani puzzle'ın birleşmesi gerekiyor. Sadece benim çıkıp da böyle bir etkinlik yapmak istiyorum demem. Tabii. Bunu gerçekleştirmek çok zor. Ki o dönemde de birçok zor parçaları birleştirerek biz bu etkinliği yaptık. İşte havacı arkadaşlarımın bize desteği çok önemliydi. Mesela biz o zaman böyle bir etkinlik yapacağız dedik, çocukları uçuracağız dedik. Her aradığım arkadaş, onlara tekrar çok teşekkür ediyorum. Hiç sorgusuz, sualsiz hemen geliyoruz dediler. Yani hepsi iş adamıydı bunların. Yurt dışında olan iş adamları da vardı. İşlerini, güçlerini bıraktılar. Aldılar uçaklarını, kendi özel uçaklarını. Geldiler burada, çocuklarımızı uçurdular. Bu çok hatırı sayılır bir jest onlardan. Evet. Yine olur, neden olmasın ama... Dediğim gibi yani puzzle'ın tamamlayacak parçaların hepsinin olması gerekiyor. Tabii. Gönlümde yatıyor. İnşallah olacak. İnşallah. Şimdi ben şunu da merak ediyorum. Hava fotoğrafçılığı yapıyorsunuz. Evet. Bu merak nasıl geldi size? Evet. Şimdi ilkokula giderken bir fotoğrafçının yanında çırak olarak çalışıyordum bayram işte. Babam da eskiden Almanya'dan temeli döndüğünde bir kamera getirmişti. Fotoğraf makinesi de getirmişti yurt dışından 84 senesinde. Ben de babamla birlikte o zamanlar bizim oturduğumuz yerde kimse de fotoğraf makinesi ya da kamera yok. Herkes düğün olduğu zaman bizi çağırdı bizde kamera olduğu için. Orada fotoğrafçılık, kameramanlık derken ilkokul 5. sınıfa giderken de bayram işte bir fotoğrafçı abimizin yanında çırak olarak başladım. Bu işin fotoğrafçılık kısmı. Sonra dayım var, anne tarafının en büyüğü. Kendisi aynı zamanda Kıbrıs Savaşı'nda da komutandı, pilottu. Askeri jetlerle uçuyordu. Biz de küçükken oraya gittiğimiz zaman Balıkesir'de bir hangarda bizi uçağın içine oturturdu. Oradan da dayıma olan böyle özentim de havacılığa adım atmamıza da sebep oldu. Biz ya ben de havacılıkla fotoğrafçılığı birleştirdim. Hava fotoğrafçısı olduk. Harika. Yani yaptığımız işte havadan fotoğraf çekmek. Yani yeryüzünün işte üç boyutlu fotoğraflarını çekmekten tutun da lidar sistemiyle yeryüzünü taramak veyahut da görsel amaçlı fotoğraflar, tanıtım fotoğrafları. Tabii şimdi bu mesleğe başladığım benim 99 senesi. 99 senesinden beri bu işi yapıyorum. Yapıyordum diyelim. Çünkü son 5 yıldan bu yana şimdi hep dronlar çıktı. Dronlar uçakla ya da helikopterle yapılan işi artık üstlenmiş oldular. Daha ucuz maliyetlerle. Ben drone işini kıvıramadım. Çünkü hep aldığım droneları kırdım. Yani demek ki drone uçurmak benim işim değilmiş. Uçurmam için içinde oturmam gerekiyormuş. Kendiniz uçacaksınız. Kendim uçmam gerekiyormuş. Drone'u beceremedim ama çok güzel iş yapan droncu arkadaşlarımız var. Bu işi de devretmiş olduk bu şekilde. Evet. Şimdi gelelim Troy isminden devam ediyoruz. Troy isimli bir... Evet. Tinehouse markası yarattınız ve Avrupa'ya pazarlıyorsunuz Timur Bey. Bundan evet. da bahsedelim şimdi. Edelim. Evet. Şimdi Troy Air Fest ismini, evet. Troy ismini aldık. Şimdi Tinehouse ekledik yanına. Troy ismi önemli bir isim. Şimdi Çanakkale'de Troy ismiyle Çanakkale'de dünyada var. Tamam, Birinci Dünya Savaşı var Çanakkale olarak ama Birinci Dünya Savaşı'nı birçok ülke Troy ismiyle hatırlamak istemez ya da Çanakkale olarak hatırlamak istemez. Çünkü dünyanın kaybetmiş olduğu bir savaştı bu. Evet. Ama Troy ismi tarihten gelen bir isim. Dolayısıyla Çanakkale'yi en iyi tanıtabileceğimiz isimlerden bir tanesi de Troy diye düşündük. Onun için Troy Air Fest yaptık. Ki Troy Air Fest'te internette tıklanma sayımız bizim milyonları geçti. Troy Air Fest'in web sayfasında o zamanki işte sosyal medyada iyi bir ivme yakaladı reklamlarda, Çanakkale'nin reklamlarında. Şimdi Tinehouse'a da gelince Tinehouse'da Troy ismini kullandık çünkü yine aynı sebeplerden dolayı. Çanakkale, hem Çanakkale'nin reklamı olsun dedik hem de Çanakkale'de Troy'da neydi? Attı. Evet. Yani bir aslına bakarsanız küçük bir Tinehouse gibi atın içerisinde askerler girdi. Ve tarihte kaleyi geçip içeride askerler dışına çıktı. Bizim logomuzda da aşağı yukarı yani atı baz aldık biz de. Evi de atın gövdesi gibi düşündük.
Oradan çıktı. Troy ismini, yani bundan sonra başka bir iş yaparsam yine Troy'la bağlantılı olursa hoş olur. Evet. Troy'la devam etmek istiyorum. Sizinle bütünleşmiş durumda şu anda yaptığınız projelerle beraber. Evet. Şimdi peki Tyne House fikri nasıl oluştu sizde? Evet. Şimdi pandemiden sonra böyle bir akım başladı Türkiye'de. Özellikle evet. Pandemi başladığı ilk dönemlerde ben de Almanya'daydım. Orada da başladı. Büyük kalabalıklardan kaçan insanlar oldu. Bunlar nasıl yaşayacaklar? Şehirlerden kaçanlar. Daha ucuz maliyetlerle daha konforlu bir alana geçme çabasındaydı herkes. Biz de o yıllarda aile şirketimiz olan firmada yapı sektörünün içindeyiz zaten. Bir kuzenim var. En büyük şansım benim kuzenim Hilmi Kırtık. Çanakkale'deki yapı sektöründeki insanların çoğu bilir. Mimar arkadaşlar da bilir. En büyük destekçim. Böyle bir açık bulduk. Dedik ki bu Tyne House işini yapalım. Önce Almanya'da alıp da Türkiye'den alıp da Almanya'da satmayı düşündük. Ama o zaman da Türkiye'deki firmalar bu işe daha yeni giriyorlardı. Yani bir Ar-Ge çalışmaları yoktu. Ondan sonra ben de Almanya'daki imalatçıları gezdim. Nasıl yapıyorlar? Çünkü Avrupa'da bu Tyne House kültürü eskiden beri var. İşte Hollanda'da, Danimarka'da, Finlandiya'da. Bizim ülkemize daha yeni girdi. Oradaki firmaları gezdik. Nasıl yapıyorlar, nasıl ürün kullanıyorlar, malzeme kullanıyorlar, nasıl işçilik yapıyorlar, nelere dikkat ediyorlar, işin standardı nedir? Ondan sonra dedik ki bu üretime burada başlayalım. 2020 senesinde başladık. Aşağı yukarı 7-8 ay kadar Ar-Ge çalışması yaptık. Yani hangi malzemeyi kullanmamız gerekiyor, nasıl kullanmamız gerekiyor, neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yani kötü tecrübe, mesela ilk başlayan firmalarda hep kötü tecrübeler yaşandı. Malzemeleri tanımıyorlardı, nasıl işçilik yapılması gerektiğini bilmiyorlardı. Biz bunları bertaraf etmek için aşağı yukarı 7 ayımızı Ar-Ge çalışmasına ayırdık. Yaptık, bozduk, yaptık, bozduk. Ondan sonra tamam dedik, artık ürünü piyasaya çıkartabiliriz. Hedefimiz de yurt dışıydı bizim. Yani yurt dışına satmaktı. Çünkü o dönemde Türkiye'de o kadar çok imalatçı ortaya çıktı ki şu anda Türkiye'de 200'ün üzerinde belki Tyne House üreticisi var. Belki daha fazla. Evet, çok ama fazla var. Çok fazla var. Onların önüne geçmemiz için yani kaliteyi belli bir standarda tutmamız gerekiyordu. Hele ki yurt dışına satacaksak eğer, o zaman olmazsa olmazları uygulamamız gerekiyordu Tyne House'da. Siz ağırlıklı olarak yurt dışı pazarını kullandınız yani satış açısından. Evet. Başlangıçta sanıyorum Türkiye'de satış yapmadınız diyebiliyorum. İlk satışımızı zaten yurt dışında başladık, Avusturya'ya. Üretimi Türkiye'de yapıyorsunuz. Çanakkale'de evet, yapıyoruz. Buradayım, Çanakkale'de. İlk yurt dışına başladık. Şimdi iki pazar vardı. Yani ya yurt dışı ya yurt içi. Yurt içinde pazarlayacaksak o zaman Türkiye'deki imalatçılarla fiyat rekabetine girmemiz gerekiyordu ilk başta. Çünkü ürünü herkes bilmiyordu daha o zamanlar nasıl bir şey. İşte nerede ucuzsa oradan alınıyordu. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Mesela bizim ülkemizde biz pandemiyle gerçekten asıl tanıdık bu Tyne House'ları ve iyisi nasıl, nelere dikkat edilmeli falan gibi çok bilinçli değildik Tyne House konusunda. Evet. Dolayısıyla tüketici de aslında bakarsanız ne yapacağını pek bilmeden karambole alışverişler de yapıldı. Ama sonrasında insanlar tabii ki sonuç olarak bilinçli bir tüketici var artık. Evet. Bizim ülkemizde de, tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de ve insanlar araştırma imkanı da var. İnternet gibi bir seçeneğimiz var elimizde ve daha iyisi nedir, nasıl olması gerekir, doğrusu nedir, hangisi tercih edilmeli gibi seçebiliyorsunuz ama çok seçeneğiniz olmuyor Türkiye'de. Evet, şimdi şöyle, Tyne House'un geçmesi dediğim gibi Türkiye'de 3 yıllık bir geçmişi var. Evet. Şimdi artık insanlar mesela ucuz ürünlerin geçmişini de görüyorlar. Pahalı demeyelim de değerinde olan ürünün de geçmişini görüyorlar. Örnekleri var. Şimdi ucuz her ürünün alıcısı vardır sonuçta. Yani ucuz kötü malzeme üretiyorlar demiyorum. Uygun fiyata bütçeye malzeme. Göre, bütçeye göre. Tabii. Şimdi Ahmet vardır. İşte 10 bin lira bütçesi vardır. Mehmet vardır. 15 bin lirayı verebilir. Ha 10 bin liraya alan adam bir sene sonra sorunlarla yaşaması muhtemeldir. Çünkü o bütçede malzemeyle yapılmıştır. Ha burada kriter şu. Doğru malzeme, doğru işçilik ve ürün. Evet.
Biz de bunu yakaladığımızı düşünüyorum. Şimdiye kadar bizim teslim etmiş olduğumuz ürünlerde bir sorun çıkmadı. Umarım bundan sonra da çıkmaz. Yani bir tiny house'da tabii ki hani bir kere çok güzel ve benim de hayallerimden bir tanesi bir tiny house sahibi olmak, bir işte bir arazi yerime yerleşip orada özgürce yaşamak işte. Çünkü betonermeden ziyade daha pratik geliyor bana nedense. Böyle hem içi ufak, portatif bir evin bakımındansa bence bir tiny house'un bakımı daha mı kolay, onları çok öğrenelim. Daha kolay. Çok daha kolay. Çünkü daha az metrekarede yaşıyorsunuz. Şimdi çok büyük evlerde yaşamanın çok büyük külfeti var. Tamam, insanların bir tane evi olsun, hadi betonarme bir evi olsun ama yanında da bu şekilde bir yaşam tarzı da olsun. Çünkü özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için işte herhangi bir durumda bu kaos olabilir, deprem olabilir vesaire vesaire. Onun için zaten çok talep olmaya başladı. İstanbul'dan özellikle Çanakkale merkezli tiny house köyleri için kaçacak bir yeriniz olsun. B planı diyelim biz buna. Aslına bakarsanız şimdi dünyanın gidişatına bakıldığında bunu siz B planı diye de düşünmeyin. Artık bu sizin A planınız olsun. Yani bugünün planı olsun. Değil ve mi? Kaçacak bir noktanız olsun. İşte atıyorum 250-500 metrekare bir toprağınız olsun. Domatesinizi ekebileceğiniz bir yeriniz olsun. İçinde tiny house'unuz olsun. Yaşam biçimi artık yavaş yavaş dünyada değişmeye başlıyor. Buna da tiny house bir çıkış yolu. Yasalarından da bahsedelim. Şimdi tabii tiny house sahibi olmak, hemen gelelim sizden satın alalım, istediğimiz yere konuşlandıralım değildir muhakkak. Belli kuralları var biliyorum. Tabii. Her mesela tarlası var. Tarlası olan bir insan oraya koyduktan sonra bunun bir vergisi vesaire ne gibi prosedürü var mı? Nedir? Evet. Şimdi tiny house dediğimiz zaman tiny, İngilizceden gelen bir kelime, küçük ev, küçük, sevimli ev. Şimdi tekerlekli, plakalı, O2 belgeli dediğimiz zaman bir araba mevzuatını kapsayan bir evdir bu. Bir aracınızı nereye park ediyorsanız bu tekerlekli, plakalı evinizi de oraya park edebilirsiniz. Ama şimdi Türkiye'de değil, dünyada da böyle ama Türkiye'de daha çok bu işin suyunu çıkarttılar. İşte onun için de bazı yaptırımlar geldi. Daha yeni bir valilikten bir yazı geldi. İl özel ileride bu konunun üzerinde duruyor. Şimdi sizin 5 dönüm araziniz var. Oraya siz bir tane ev koydunuz, kimse bir şey demez. Aracınızı park etmiş gibi. Ama eğer şu anda çok oldu mesela, büyük firmalar İstanbul'dan geliyorlar. Burada tarıma uygun yerleri satın alıyorlar. Atıyorum 100 dönüm, işte 50 dönüm. Sonra burasını kooperatif usulü parçalara bölüp hisseli tapu olarak satıyorlar. Şimdi hatta Tarım Orman Bakanlığı'ndan bir yeni bir yasa çıktı sanıyorum. Bir yayınlandı. Yeni. Yasaklandı yani bununla ilgili. Kooperatif adı altında parsellenemez diye. Evet. Bunun amacı da tarım arazilerinin bölünmemesi için. Şimdi bunda da şuna dikkat edecekler. Mesela geçtiğimiz günlerde İl Özel İdare'deydim. Oradaki arkadaşlar dedi bundan sonra bu tür işlerde Tarım İl Müdürlüğü'nden tarım yapılamaz vasfında olması gerektiği ile ilgili yapılamaz diye bir olumsuz yazı istiyorlar. Yani Tarım İl Müdürlüğü diyecek ki kardeşim burada tarım yapılamaz, tarıma müsait değil, onun için de tarım vasfını yitirmiştir derse o zaman herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Yok. Mesela şimdi Assos bölgesinde çok parseller var. Assos bölgesinde zaten tarıma uygun yer yok, her taraf taşlık. Evet. Ha orada Tarım İl Müdürlüğü'ne olumsuz görüş yazısı alındıktan sonra oralara yapılabilir. Ama tabii mesela çok verimli yerlerde de bunu yapmaya kalkıyorlar. Buna ben de taraftar değilim. Çünkü tarım arazisini kullanamaz hale getiriyorlar. Rant uğruna. Evet. Onun için biz de yapacağımız projelerde, hatta şu anda üzerinde çalıştığımız projelerde tarım yapılamayacak olan yerleri bulup oralara bu tiny house köy yaşantısını kurmaya çalışıyoruz. Benim şimdi ben bir örnek vererek sormak istiyorum. Kendi kooperatif olarak düşünmüyorum. Kendi küçük bir arazim var. Evet. Tarım arazim var. Evet. Ben oraya bir dönüm bir tarım arazim var. Ben oraya tiny house'umu koyabiliyor muyum? Koyabilirsiniz. Onda bir problem yok. Evet. Ama hani kooperatif gibi parselleyip kafama göre hani böyle. O zaman istila etmiş oluyorsunuz. Aynen orasını. Öyle. Onu yapamıyoruz. Onun için mevzuatlara takılıyor. Tamam. Yani şimdi hatanın küçüğünü eğer bertaraf etmezseniz hata daha da büyür.
Yani burada şimdi 10 dönüm yere siz 5 tane ev koymuşsunuz, sorun evet. çıkmaz ama o 5 tane 50 tane olursa sorun. Bir şeyin çoğu zararsa eğer o zaman kökünden çözmeye çalışılıyor. Kardeşim 50 tane yasak, 5 tane de yasak. Buna getiriliyor konu. Anlıyorum. Şimdi Türkiye'de 150'den fazla tiny house var, çok var. Timur Bey. Peki sizi diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir? Asıl evet. merak edilen konu. Evet. Konulardan yani şimdi, biri. Şimdi bizi tanıyanlar bizi tercih ediyor. Bu bir. Yani neden tercih ediyor? Şimdi yapı sektöründe kuzeninle birlikte 20 küsur yıldan beri işin içindeyiz. Güvenilir isimleriz diyelim. Evet. Siz bu konuya zaten uzak değilsiniz sektör olarak. Yani, değiliz. Zaten yeterli bence tecrübeye sahipsiniz. Evet. Evet. Yapı sektöründe. Evet. Şimdi biz bu birincisi tamam bizi tanıyanlar geliyor ama bizi tanımayanlar geldikleri zaman da bizim ürünleri geziyorlar. Ondan sonra farklı firmaları da gezip de geliyorlar zaten. Hemen bize ilk gelenler de oluyor. Bize ilk gelenler daha sonra başka firmaları geziyor. Başka firmaları gezenler de daha sonra bize geliyor. Aradaki farkı görüyorlar. Ürünün kalitesini anlıyorlar. Ama tabii sadece ürün kalitesi biz sattık bitti iş değil. Ondan sonra o ürünün yaptığımız işin de arkasında durmamız gerekiyor. Bizi kim ararsa bizim müşterilerden 7/24 hazırız. Hemen gidiyoruz. Olayda bir sorunumuz varsa bizden kaynaklanan. Bizden kaynaklanan olmasa bile çözmeye çalışıyoruz. Bir örnek vereyim. Mesela kuzenim Hilmi Kırtık 23 sene önce bir kapı yapmış. Demir kapı yapmış. Şimdi oradaki bir sorun adam 23 sene sonra da aramış. Şimdi 23 sene önce yapmış olduğu işi Hilmi unuttu bile. Ya dedi biz dedi şuraya bir şey yapmıştık. Hatta oranın da mahkemeyle ilgili bir dava varmış orasıyla ilgili. Neyse sonuçta gitti oradaki olayı çözdü. Yani sorunu çözdü. Kaç sene sonra? 23 yıl sonra. İyi müşteri unutmamış. Ben nereye yaptırdım diye unutur mu? 3 biz sene unuttuk. ne yaptığımızı, nerede yaptığımızı biz unuttuk. Neyse o sorunu çözdük. Yani şimdi buradan yola çıkarsak daha şimdi bundan sonra yaptığımız evlerde İşim bir sene, takip. 2 sene yani ömür yetmez bizim garanti Harika. Süresi. Çok iyi. Peki bu fiyatlandırma konusu da tabii önemli. Şimdi insanlar çok evet. az önce de bahsettiğimiz gibi pandemi sonrasında özellikle Türkiye'de tiny house'lara daha steril yaşam vesaire. Evet. İşte insanlardan daha uzak yaşamaya başladık. Daha doğanın içinde yaşamak istedik evet. vesaire. Peki bunlarda tabii herkes sahip olmak istiyor. Fakat belli evet. bir bütçe gerekiyor. En dip ve en yüksek bütçe evet. hangi bantlarda ilerliyor? Evet. Biraz da onlardan bahsedelim. Şimdi ortalama 1 milyon lira gibi bir bütçeyle sıkıntı yaşamayacağınız bir eve sahip olabilirsiniz. Şimdi piyasada 500 bin liraya satılan da var. Ben internette görüyorum 300 bin liraya vadeli satılan da var. Ama şimdi şöyle. Biz de denk geliyoruz evet görüyorum ama fiyatları. Var. Şimdi bir tiny house ortalama 8 metre ise 8 metreden bahsedelim. 3,5 tonun gibi bir yük olacak üzerinde. 3,5 ton olması için yani 3,5 tonu taşıyabilen altta bir şasesi olması gerekir. Belli bir mukavemeti olması gerekir. Bu da demirdir. Yani ince demir kullanırsanız 3,5 tonu taşımaz. Arabayla çekerseniz 50 kilometre sonra yolda da dağılır. Ha bu evi siz 350 bin liraya da alırsınız, 500 bin liraya da alırsınız. Ama belli standartları yakalayan bir tiny house'da ortalama 1 milyon lira gibi bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Ha 1 milyonluk bütçeyi yani adam hakkıyla yapmış mıdır değil midir onu da bilmiyorum. Onu da gidip de yerine görün. Adam 1 milyonu satıyordur ama gidip de üretimi görün. Ne kullanmış, nasıl kullanmış yine de görün. Her 1 milyon liraya satılan Tabii. da iyidir diyemem. Ama ebatlar fiyatlar, en düşük, en yüksek? Şimdi genişlik 2,5 metre, 2,55 sabittir bu. Onun üstüne çıkamıyoruz yani. Genişlikte çıkamıyoruz. Uzunluk da 6 metre, 7 metre, 8 metre, 9 metre, 10 metre yapan da var. Biz yapmıyoruz. 9 metre de yapmıyoruz. Sebebi de şu. Şimdi mevzuata göre 3500 kiloyu geçemez. 3500 kiloyu geçmeyecekse eğer o zaman bizi metre olarak da sınırlandırıyor. Yani 8 metrenin üstünde yaparsak bu eğer kullanılması gereken malzemeyi kullanacaksak kesin kesin 3,5 tonu geçiyor. Eğer bir ev 10 metre ise ve 3,5 tonu geçmiyorsa o zaman zayıf malzeme kullanılmıştır. Böyle düşünüyoruz.
Çünkü alttaki römork daha ince malzemeden yapılmıştır. Duvarlar daha incedir, yalıtım daha incedir. O zaman olması gerektiği gibi bir evde değildir. Yani bu sizin başınıza bir sene sonra, en geç iki sene sonra masraf olarak tekrar geri döner. Peki mesela her araçta çekebiliyor muyuz? Tabii şimdi 3,5 ton. Şimdi karavanlar farklı, tiny house dediklerimiz farklı. Karavan 750 kilo yani O1 belgesi olan 750 kiloya kadar. Onu her araçta çekebilirsiniz. Şimdi mesela ben bizimkileri çekemezsiniz. Ha. Çünkü 3500 kilo anladım. Ortalama. Ha, 3000-3500 kilo. Güçlü bir araç olması gerekiyor. Evet. 4x4 olursa bu iyidir. Kamyonetle çekerseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bunda da ama normal bir taksiyle çekmek. Çekebilirsiniz. Yani ama bayırda zorlanırsınız. Yani motoru işte 2000'in altındaysa bayırda zorlanırsınız. Anladım. Yani biraz güçlü bir araba olması gerekiyor. Evet. Ama düz yolda giderseniz, çekersiniz, sorun yok. Ama ne kadar güçlü olursa araç o kadar iyi. Bunları sormak istedim çünkü yayınımız programımızdan önce evet. İçeride arkadaşlarımızla da konuşuyorduk. Herkes merak ettiği şeyleri soruyor. İşte bana diyorlar Yonca şunu da sor, evet. Bunu da sor. Yani ben kendi aracımla çekebilir miyim acaba? Çünkü herkes, birçoğumuz burada arka planda da hep böyle hayallerimizden bir tanesi evet. Tiny House sahibi olmak. O yüzden arkadaşların ilettiği sorulardan evet. biriydi bu da. Her araçta çekebiliyor muyuz? Tabii. Tiny House'un bakımlarından bahsedelim biraz da Timur Bey. Yazın, kışın kullanımı. Evet. Yani kışın kullanabiliyor muyuz? Kışın da içinde yaşayabiliyor muyuz? Ya da nasıl ısınıyoruz? Yazın hı-hı. ısı çok mu sıcak oluyor içi? Hani evet. yaşamı etkileyecek derecede. Sanki böyle çok sıcak oluyormuş gibi hissediyorum ben. Doğru. Şimdi tabii bu da fiyatla alakalı. Yani 1 milyon euro, lirayı eğer gözden çıkartıyorsanız, bu bütçeniz varsa o zaman sıcaktan da korunursunuz, soğuktan da korunursunuz, izolasyonu tam yani. Olmuş olur. Evet. Parayla alakalı. Evet. Dediğim gibi yani piyasada satılan ucuz ürünlerde, daha uygun fiyata satılan ürünlerde diyelim, ucuz derse küçümsemiş oluyoruz, yeterince izolasyon yoktur. Evet. Çift cam değildir, tek camdır. İşte doğramalar iyi değildir. Yalıtım malzemesi az kullanılmıştır. Bunların hepsi etken. Bunun için yani siz olun. Eğer 4 mevsim yaşayacaksanız, eğer kışın ben sadece işte yazın bir aylığına gitmek istiyorum, o zaman kışın yaşamayacağınız için kış etkenlerini fiyatın içinde çıkartmış olursunuz zaten. Evet. Ama 12 ay kalacaksanız mutlaka 4 mevsime uygun olması gerekir. Bu da malzemeyle alakalı. Kışın mesela herhangi bir ısınmayı evet. nasıl sağlıyoruz mesela kışın? Şimdi ısınmayı daha soğuk yerlerde, mesela biz Avusturya Kayak Merkezi'ne verdiğimiz ürünlerde yer altı ısıtma, yere döşediğimiz zeminin altına film şeklinde evet. ısıtıcı koyuyoruz, yerden ısıtma. Elektrikle çalışıyor. Zemini ısıtmış oluyoruz. Yani zemini ortalama 30-35 dereceye kadar ısıtmış oluyoruz. Çok iyi. Tabii bu ortamı ısıtmaz ama zemin ısınmış oluyor. Bir de içinde klima oluyor. Klima takılabiliyor. Takılabiliyor. Evet. Bütün sistem hepsi içinde. Klimayı açtığınız zaman zaten yalıtım da iyiyse sıkıntı yok. İçerisinde sonra hamam yok. Gibi yapabiliyorsunuz. Evet. Yıpranması mesela. Hı-hı. Şimdi oradan örnek verdiğiniz için söyleyeceğim. 1 milyonluk bir tiny house yaptırdık biz. Evet. Bunun ömrü ne kadar? Ömrü ne kadar? Şimdi burada da şöyle söyleyeyim. Biraz politik cevap olacak. Benim kullandığım bir tiny house'u ben ömrümün sonuna kadar kullanırım. Benim ürettiğim ve benim kullandığım. Kullanıcıya da bağlı. Şimdi eskiye ne vardır? Ahşap vardır. İşte demir profilleri vardır altta. Biz galvanizli kullanıyoruz. Galvanizde de küflenme yapmaz. Kullandığımız ahşapta da çabuk deforme olmayan ya da en az çalışan, her ahşap çalışır. En az çalışan ahşabı kullanıyoruz. Mesela marin su kontrası kullanıyoruz. Bu da teknelerde kullanılan malzemedir. Nemden en az etkilenen malzemedir. Onun için de ömrü de uzundur. Bunların bakımını da yaparsanız siz, eğer mesela dışında ahşap yaptığımız bölümleri var. Dışında mesela en az çalışan yine ireko ağacı, Güney Afrika'dan gelen bir ağaç kullanıyoruz. Bunların da siz her ağaca yapmanız gerektiği gibi 2 yılda bir bakımını yaparsanız, bu da nedir? Ya vermiktir ya da boyadır yaparsanız bu sizi... Bunlar haricinde tiny house'ların yani kemiğiyle alakalı, hı-hı. iskeletiyle alakalı bir herhangi bir bakım gerekiyor mu? Bunları siz mi yapıyorsunuz? Büyük bakım gerektiren bir şeyleri yok. Şimdi birçok medyada ya da işte bunlarla ilgili sosyal medyada hep konuşuluyor. Evimin nasıl bakım yaptırmam gerekiyor? Bakım yapan firmaların para kazanma yöntemidir bu.
İşte der ki ya 3 yılda bir, hatta mesela Avrupa'da tiny house bakım şirketleri var. Geliyorlar, bakım yapılırken de genelde tiny house sahibinin orada olmamasını yeğliyorlar. Bakım yapıyorlarmış gibi etrafını dönüyorlar, dolaşıyorlar. Sonra bir fatura kesiyorlar. 2000 euro bakım yaptık diyorlar. Buna hiç gerek yok. Yani eliniz sizin fırça tutuyorsa, eğer bir tahtaya çekiş çakacak kadar alet bilginiz varsa, bunun bakımını siz kendiniz yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Benim 9 yaşında bir kızım var. Harika. O kendisi bu işi yapabilir. Gerçekten harika. Evet, Türkiye ve yurt dışı satışlarınız mevcut. Evet. Kıyasladığınızda tabii tahmin ediyorum, aslında bakarsanız hani bahsettik ama yurt dışında çok ciddi tercih edilen bir ev tipi bunlar. Türkiye'ye kıyasladığınızda talepler nasıl? Yani Türkiye'de şimdi nasıl? Yurt dışında bu işle ilgili mevzuatlar oturmuş. Yani nasıl kurulması gerekiyor, nereye kurulması gerekiyor, kanunlar neyi gösteriyor, her şey biliniyor. Türkiye'de daha bu yeni geldiği için kanunlarla ilgili daha birçok noktalarda kurumlar bile birbirine habersiz. Evet. Oturacak bu, yavaş yavaş oturacak. Mesela Turizm Bakanlığı'nda tanıdığım arkadaşlarım var. Onlara da ben zaman zaman soruyorum, nasıl hani mevzuatları hazırlayacaksınız. Çünkü turizmle alakalı, konaklamayla ilgisi olduğu için. Onlar da bana soruyorlar işte yurt dışında nasıl. Ben de onlara soruyorum ne olacak Türkiye'de diye. Ama 1-2 sene içerisinde Türkiye'de bu mevzuatlar oturacak. Oturacaktır. Şimdi Türkiye'de de mevzuatlar oturmadığı için de tiny house hayali olan birçok insanda da bu işi biraz erteliyorlar. Çünkü ya işte eğer kooperatif usul tarlaya girersem nasıl olacak? Yarın öbür gün oradan evimi almak zorunda kalırsam nereye götüreceğim, koyacağım? Bunlara alternatif yaratmak için mevzuatların oturması gerekiyor. Evet. Bu da zamanla olacak. Tabii. Şimdi bir de insanlarda şöyle bir algı var. Tiny house dediğiniz zaman karavan gibi düşünüyorlar. Evet. Mesela ben tiny house aldım, işte istediğim yere götürürüm istediğim zaman. Böyle bir şey mümkün mü? Şimdi karavan da o farklı dediğim gibi. Evet. Karavan 750 kiloya kadar çekilen araç. Tiny house 3500 kiloya kadar çekilen bir araç. Şimdi karavanla bir evin arasıdır tiny house. Daha büyük, daha stabil, daha yalıtımlı, karavandan daha evinde taşınabilir olana. İkisinin ortası. Evet. Şimdi burada aynı mantıkmış gibi düşünülüyor. Çünkü. Aynı mantık gibi değil. Çünkü 3,5 tonluk bir yapıyı istediğiniz zaman bugün Asos'tayım, yarın işte Kaz Dağları'na çıkacağım. Bunu yapamazsınız. Evet. Bu uzun vadeli kalabileceğiniz yerler. Daha sabit kullanılacak bir ev tipi. Daha sabit kullanılabilecek. Ama mesela bir arkadaşım var benim. Altına da depo yaptırdı. Bir yere gidiyor 3 ay kalıyor. Başka yere gidiyor 4 ay kalıyor. Taşıyor. Bir tane kamyoneti var. Kamyonetiyle sağa sola çekiyor. Yani bu birazcık da sizinle alakalı olan bir şey. Aracınız varsa, güçlüyse çekebilirsiniz. Ama sonuçta bu tiny house'larda elektrik dışarıdan alıyoruz. Ha, güneş panelini de çözebilirsiniz. Suyu da, şebeke suyu bağlıyorsunuz. Onu da su deposuyla çözebilirsiniz. Alttaki su giderini de, foseptiği de bir yere bağlıyorsunuz. Onu da bir depoyla çözebilirsiniz. Bunları çözdüğünüz zaman taşınabilir. Ama ben 3,5 tonluk bir yapıyı ikide bir de sağa sola çekmek istemem. Yani o da yani evet, sıkıntı. Tabii çünkü ya oturaklı gezme fırsatın falan oldu. Tiny house'ları gerçekten bir evden ayırt, yani prefabrik ev gibi bir ev yani sonuç olarak. Tekerlekleri olan bir ev. Aynen öyle, tekerlekleri olan bir prefabrik diyebiliriz yani eski ismiyle. Ben açıkçası son kez söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Katmak istediğiniz izleyicilerimize? Şimdi tiny house konusunda Çanakkale'de şu anda müthiş bir arazi talebi var. Sadece bizim bildiğimiz aşağı yukarı 2000'den fazla tiny house konulmak üzere hazırlanmış parseller var. Çok ciddi mesela, bir rakam. Çanakkale'de. Çanakkale'de. Çoğunluğu da zaten Ezine, Ayvacık bölgesinde. İşte İstanbul'da bir firma gelmiş, parsellemiş. Aşağı yukarı 120 tanelik parsel yapmış. Ortalama 250'şer metrekare. Başka yerde 200 tanelik, başka yerde 50 tanelik. Bunların yani bize gelen talep ya da sorular da işte bize de ev verir misiniz diye sorulardan ben yola çıkıyorum. 2000'in üzerinde. Yani gelecekte Çanakkale'ye 2000'in üzerinde şu an yerleri alınmış ve tiny house konulması planlanan yerler var. Onun için burada İl Özel İdare'nin de işte Tarım İl Müdürlüğü'nün de bu mevzuatları artık
bir yere oturtması gerekiyor ki herkes önünü görsün. Evi koyabilir miyim, koyamaz mıyım? Koyarsam nereye koyarım ya da hangi şartlarda koyarım? Yani bunu tüketiciyi iyi bir şekilde bilinçlendirmeleri gerekiyor. Onun için insanlar da ne yapacağını bilsin. Bunun için de birçok insan mesela şimdi yer aldı kooperatiften ama hala evini almadı, koymadı. Çünkü yarın ne olacağını bilmiyorlar. Yani kooperatifte biz bunu yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? İptal edilen çok yerler var yapıldak tarafında. Çok büyük araziler alınmış, parsellenmiş. İllüzyoner de sonra demiş ki hayır burayı tiny house'da koyamazsınız demiş. Çünkü tarım vasfında bir araziye konulmuş. Yani bunlara da tüketiciler kanmasınlar. İşte 250 metrekareyi şu kadar paraya satıyorlarmış. Hemen gidelim oradan yer alalım. Mevzuatlara iyi baksınlar. İzinlerini almışlar mı ona iyi baksınlar. Sonra aldıktan sonra çıkamazlar da kooperatifin içinde dikkat etsinler. Ama bu mevzuatlar tamamlandıktan sonra sanıyorum birkaç sene içerisinde çok ciddi anlamda Çanakkale ve ilçelerinde tiny house'lara rastlayacağız. Çok. Ve birçok insan herhalde yaşam alanını o taraflara döndürecektir. Biraz daha hani bu mevzuat dediğimiz durum tamamen netleştikten sonra izinler vesaire oturduktan sonra yani sistem diyelim. Peki Timur Bey sizi farklı projelerde görecek miyiz? Tiny House'da devam mı? Tiny House'larda. Şimdi bu süreç de çok uzun sürmeyecektir. Yani benim kafamda şimdi 5 yıllık bir Tiny House talebi olacaktır diye düşünüyorum. Ondan sonra farklı bir şey çıkar. Onunla tabii şimdi şöyle 5 yıl içerisinde eğer bu bizim kültürümüze yerleşirse devam eder. Evet. Her şey kültüre bağlı. Yani yaşam kültürümüze eğer eşleşiyorsa devam eder. Ama Çanakkale'de de şimdi şöyle bir şey var. Yani turizm amaçlı bu tatil köylerinin de artması gerekiyor. Mesela yurt dışından biliyorum. Özellikle İspanya'da mesela, İtalya'da da var. Tiny House tatil köyleriyle yaşlılar yurdu yapılan tesisler var. Çanakkale'de de şimdi turizmi çekmek için sadece yaşlılar turizmi değil, aynı zamanda öğrencilerle ilgili genç nüfusa, üniversite öğrencilerine dayalı da bir turizm var. O turizmdeki bütçeler de çok büyük bütçeler değildir. Daha uygun bütçelerle tatil yapmaya gelen öğrenciler var mesela. Hı hı. Onlara dayalı bir turizm yapılırken işte büyük büyük betonarme, daha fazla maliyetli yerler değil de tiny house'larla gibi küçük küçük yerler yapılıp mesela özellikle şimdi Truva bölgesinde ben biliyorum yani işin başka bir konuyla ilgili işin içindeyim. Türkiye'ye mesela Çanakkale'ye gelecek dünyanın birçok yerindeki üniversite öğrencileri Çanakkale'ye gelmek istiyor. Truva tarihiyle ilgili. Ama buradaki maalesef konaklamayla ilgili sıkıntılar var. Truva bölgesinde oralara tiny house köyleri yapılabilir. Gençlik odaklı yani genç nüfusa odaklı, üniversitelilere odaklı böyle yerler yapılabilir. Hem doğal ya özdeş hem doğaya zarar vermiyorsunuz. Hem etrafta da kötü bir görüntü de olmuyor. Betonarme binalar olmuyor. Doğaya da çok zarar vermeden. Yani turizmle ilgili eğer her şey yasalar netleşirse bununla ilgili turizm yatırımcısı da gelir. Burada tiny house'lar köyü de kurulabilir. O zaman siz bu de bu sektörde devam etmiş olursunuz. Öyle şeyler olursa olur tabii ki. Arz talep meselesi. Evet. Var mı başka projeler farklı? Çanakkale ile buluşturmayı planladığınız yani özelse sırsa sormuyorum ama. Şimdi yok sır değil. Şimdi Kaz Dağları'nda bir proje düşünüyoruz. Hatta düşüncenin de biraz daha ilerisine geçtik. Masaya yatırdık diyelim. Türkiye'de en çok oksijenin olduğu bölgeleri seçtik. Orada bir yaşam alanı oluşturmak istiyoruz. Bu yaşam alanında da en pratik çözüm de bu tiny house'lar. Evet. Orada bu yaşam alanı oluşturmak için bütün işte gereksinimler, bizimle aynı düşüncede olan insanlarla bu yola çıkmak istiyoruz. Hatta bayağı da bir network kurduk. Bizim tasarladığımız yaşam standardında olan insanların düşüncesinde olan insanların toplayıp orada kendi kendine yetebilen elektriğiyle, suyuyla, işte gıdasıyla bütün gereksinimleri kendi kendine karşılayabilen yaşam alanları kurmak için start verdik. Bununla ilgili merak edenler varsa işte bize ulaşıp bilgi alabilirler. İyi olacağını düşünüyorum. Aslında bu artık günümüzde de olması gereken bir şey. Kendi kendine yeten köyler, kendi kendine yeter oluşumların olması gerekiyor. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Evet.
Çok teşekkür ediyorum Timur Bey. Gerçekten 40-45 dakika geçti. Nasıl geçti, geçti anlayamadım. Ben de anlayamadım. Çok keyifli bir sohbetti. Programın ikinci konu oldunuz. Davetimi çok kırmadınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umuyorum ki ilerleyen dönemlerde yine Tiny House olur, başka projeler olur. Bakalım. Tekrar bir arada oluruz. Programda anlatırız, seyircilerimize aktarırız. Evet değerli izleyenler, bugün konuğumuz girişimci Timur Kara oldu. Troy Airfest, Tiny House ve hava fotoğrafçılığı hakkında konuştuk, bilgiler edindik, sizlere aktarmaya çalıştık. Haftaya yepyeni bir konu ve konuğumuzla tekrar karşınızda oluncaya dek hoşça kalın efendim.